Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi elimde gördüğünüz gibi size bugün boncuk modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. İlk önce arkadaşlar 6 tane mavi boncuk, bir tane beyaz boncuk, tekrar 6 boncuk olarak bu şekilde ilk önce bir yapacağınız, mesela birer kenar birer kenar da olur veya hepsini birden taşımak zor olduğu için. Şimdi bu boncuğu ilk önce hazırlıyoruz. Ondan sonra böyle bir dondurma çubuğuna ihtiyacımız var. Veyahut da 6 numara şiş. Kameraya şiş sığması biraz zor olduğu için arkadaşlar, o yüzden size bu büyüklükte, enlilikte herhangi bir aparatla yapabilirsiniz. Bu şekilde yemenimizin dört bir kenarında tığ battı ile hazırlıyoruz. Ve modelimizin anlatım kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Sarımızın rengi 347 arkadaşlar. 2 zincir çekerek ipimizi tığımıza bu şekilde tutturuyoruz. Tülbentimizi alıyoruz. Bu şekilde 2 zincirin içine ipimizi sık iğne ile tutturduk buraya. Bu şekilde arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum ilk başlarken ve aparatımı dondurma çubuğuma taktım bu şekilde. Sonra yanındaki tığ battığının içine girdim. Buraya 1, 2, 2 tane zincir çektim. İpimi uzatıp bu şekilde taktım. Hemen 3. tığ battımın içine bu şekilde girdim. 1, 2 zincir. Sıkı sıkı 2 zincir çekip 3. ilmeğimi de bu şekilde çubuğuma takıyorum. Her bir tığ battığının içine 2 zincir çekip ipimi tığıma bu şekilde ipimi dondurma çubuğuma taktım. Evet arkadaşlar, bu şekilde tüm yazmamızın kenarını, şişimize olsun şiş veya böyle bir aparata takarak devam ediyoruz. 1 2 2 zincir çekip takıyoruz. 1 2 2 zincir çektim. Çubuğuma taktım. Hemen yandaki tığ battıya girdim. 1 2 zincir. Bu şekilde aparatıma taktım. Yandaki tığ battıma girdim. 1 2 Çubuğuma bu şekilde taktım. Yandaki tığ battıma giriyorum. 1, 2. Bu şekilde yapımı devam ediyor arkadaşlar. Tığ battıya gir, 2 zincir çek, dondurma çubuğuna tak. Bütün yazmamızın dört kenarını bu şekilde yapıyoruz. 2 zincir çektik. 2 zincir, ipi uzat, çubuğa tak. Hemen yandaki tığ battıya gir, 2 zincir çek, çubuğa tak. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, buradaki en son yaptığımız tığ battının içine giriyoruz. Çünkü bu örnek olduğu için bu kadar yeterli arkadaşlar. 2 zinciri çekip ipimi kopardım. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çıkaralım. Evet arkadaşlar, elim kameraya çarptı. Bu şekilde çıkardık. 2 zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum arkadaşlar. Bu yaptığım ilmekleri alıyorum. Bir, şöyle düz yüzlerinden iki. İki tanesini bu şekilde ipime tutturdum. Buraya sık iğne yaparak girdim. Şimdi arkadaşlar
Buraya 6 tane mavi boncuğumdan alıyorum bu şekilde. Şu beyazı ayırt edelim. Beyazla işimiz 6 tutturduktan sonra. Şimdi burada 6 tane boncuğum arkadaşlar. Tutuyorum. Buraya sıkı bir şekilde şöyle. Çok sıkı bir şekilde arkadaşlar. Kapattım. 6 boncuğumu kapattım. Buraya bir tane de zincir çekiyorum. Tekrar bu beyaz boncuğumu buraya alıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Evet, yanda bir zincir çekip bir tane beyaz boncuk, bir tane zincir çektim. Şimdi bunu arkadaşlar bu yaptığım mavi boncuğumun arasına bakın arkadan bu şekilde yerleştirdim parmağımı. 3 bir tarafı, 3 de bir tarafı gelecek şekilde boncuğumu şöyle aralıyorum. Boncuğumun arasındaki ipten bu şekilde alıp sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekiyorum buraya. Bir zincirimi çektim. İlmekten bir tane aldım. Bir tane de yandaki ilmekten aldım arkadaşlar. Bu şekilde yine 2 tane ilmeğimi tuttum. Kapattım buraya papatyamı. Papatyamı kapattım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar buraya 6 tane boncuk alıyorum bu şekilde. Şu beyazımızı ayırıyoruz. Bu 6 boncuğumuzu, 6 tane mavi boncuğumuzu 3, 6 evet 5 gibi göründü sanki bir yan arkadaşlar. 6 boncuğumu buraya sıkı bir şekilde kapattım. Bir tane de buraya zincir çektim. Beyaz boncuğumu hemen bir zincirimin üzerine bu şekilde buraya alıyorum, kapatıyorum. Tekrar bir zincir çektim buraya. Şimdi bunu elimle şöyle ortasına, mavi boncuğun ortasına yerleştirdim. Üç bir tarafta, üç bir tarafta olacak şekilde şu mavi boncuğumun ipinin arasına girdim. Sık iğne olarak kapattım. Hem de bu beyaz boncuğumuzu buraya sabitlemiş oluyoruz. Bir tane zincir çektim tepesine. Şimdi 1, 2. 2 tane ilmeğimi alıyorum bu şekilde. İlmeğimi galiba ters almışım arkadaşlar. 2 tane ilmeğimi aldım. Kapattım buraya. Bu şekilde. Tekrar mavi bir boncuk alacağım. Arkadaşlar sarıyla mavi de çok güzel uyum sağladı. Çok güzel yakıştı. Şimdi tekrar 6 tane mavi boncuk alalım buraya. Bu şekilde. Şu bir beyaz boncuğumu ayırayım. Çünkü maviden sonra sıra onda. Sıkı sıkı arkadaşlar. Çünkü açılınca şöyle bolum su durmasını istemiyorsanız buraya bu mavi boncukları biraz şöyle özen gösterin. Sıkı sıkı olsun. Bir zincir çekiyorum. Beyaz boncuğumu aldım arasına. Renk katsın diye arkadaşlar. Siz sade de yapabilirsiniz isterseniz. Tekrar boncuğumun üstüne beyaz bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Üç bir tarafta, üç bir tarafta olacak şekilde arasına. İşte açılma burada oluyor arkadaşlar. O yüzden sıkı sıkı çekin diyorum. Şimdi bu üçü bir taraf, üçü bir tarafta ipin içine ilmek aldım ya. O zaman çok açılma oluyor gevşek olunca. Gevşek gevşek de boncuklar oynuyor sağa sola. Oynama yapmaması için bu şekilde diyorum ki 6 tane mavi boncuğu alırken sık alalım. Tepesine bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar yine ilmek alacağım. 1, 2. İlmek alırken dikkat edelim. İlik olmasın bu şekilde. Düz yüzü bize baksın. Kapattım buraya. Bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar 6 tane boncuk alacağız. Yine içine ben şöyle beyaz boncuğu ayıralım. İlmek aldığım 2 ilmeğin üzerine alıyoruz arkadaşlar bunu. Mavi boncuklarımız yani. Bu şekilde şöyle iyice bunu buraya sıktırıyorum arkadaşlar. Gevşek kalmasın. Şu boncuklar çünkü girdiği zaman çok açılıyor. Bu şekilde sıkı sıkı yapın. Sonra arkadaşlar bir zincir çekin. Beyaz boncuğumuzu bir zincirimizin üzerine kapatalım. Bir zincir daha çekelim. Şöyle parmağımızla bakın arkasından yerleştirdim beyazımı buraya. Yerleştirdim. 1, 2, 3.
Üçüncü mavi boncuğun içine bir tane ilmek alıyorum. Sıktırdım. Papatyamı yaptıktan sonra şu şekilde iki tane ilmek alıyorum. Buraya bu şekilde kapattım. İki ilmeğimi buraya kapattım. Sık iğne yaptım. Bu şekilde. Altı tane boncuk alıyorum. Bu şekilde 6 tane mavi boncuğumu buraya kapattım. Bir zincir çekiyorum. Boncuğumu alıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bu şekilde kapattım buraya. Üç bir tarafta, üç bir tarafta olacak şekilde aynı şekilde yine papatyamı yapıp bu şekilde bir zincir çektim. Evet arkadaşlar, bakın buradaki ilmeğim, buradaki de aynı şekilde iki ilmek. İki ilmeğimi bu şekilde buraya kapattım. Onu da yapalım bu şekilde. Şimdi altı tane boncuğumu akıtıyorum. Bu şekilde. Kapattım buraya. Sıkı sıkı kapattık. Beyaz bir zincir çektim. Beyaz boncuğumu kapattım. Üzerine bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar, üç bir tarafta, üç bir tarafta olacak şekilde papatyamı kapattım. Şimdi bir zincirimizi unutmayalım. Bir, iki tane bu şekilde aldım arkadaşlar. Kapattım. İlmeğimizin üzerine 6 tane boncuk alıyoruz. Şu beyazı ayırıyoruz. Bu şekilde kapattım. Bir zincir çekiyorum. Beyazı alıyorum. Tekrar bir zincir kapattım. Bir zincir. Aradan şöyle elimizle geçiriyoruz. Aradaki üç bir tarafı üç bir tarafta ayırdım arkadaşlar. Artık bayağı yaptığımız için. Şimdi buradan bir tane alıyorum. İlmek. Buradan da alıyorum bu şekilde. Kapattım buraya. Bir zincir çekip. Evet arkadaşlar, modelimizi bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle örnek bezi olduğu için bu kadar çıkardım sizler için arkadaşlar. Siz devamı çok güzel bir şekilde getirirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.